Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf İngilizce 1. dönem birinci yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlayalım. İlk sorumuzda demişiz ki what time is it? Yani saat kaç arkadaşlar? Evet verilen saatlerin İngilizce olarak karşılığının bizden ifade edilmesi istenmiş. Öncelikle bakıyorum arkadaşlar burada saat kaç? Tam bir akrebin bir de yelkovanım 12'de. Peki ben saat 1'i İngilizce'de nasıl ifade edeceğim? Öncelikle arkadaşlar it'si getiriyorum. Arkasından saatim kaç arkadaşlar? Tam bir saatten bahsedeceğim. It's one. Tam bir saatten bahsedeceğim için buraya o'clock koyuyorum arkadaşlar. Ama ben bu o'clock'u sadece bu tarzdaki tam saatlerde kullanıyorum. Geçiyorsa ya da kala varsa bu tarz ifadelerde saat ifade ederken kesinlikle ben o'clock kullanmıyorum diyerek It's one o'clock diyerek saat tam bir şeklinde cümlemi ifade ettim. Peki ikinci saatimde bakıyorum saat yediye çeyrek var. Peki arkadaşlar çeyrek var ifadesini ben İngilizce'de nasıl ifade ediyorum? Quarter to şeklinde ifade ediyorum. Peki öncelikle it'simi getirdim. Arkasından yediye çeyrek var diyeceğim arkadaşlar. Şimdi biz Türkçe'de ne diyoruz? Bakın yediye çeyrek var. Ama burada İngilizce ifade ederken önce 7'yi değil çeyrek varı yazacağız. Peki çeyrek var neydi? Quarter to. Kaç arkadaşlar? Seven. Tam tersi Türkçedekini. It's quarter to seven diyerek ben burada saat 7'ye çeyrek var şeklinde saatimi ifade ettim arkadaşlar. Peki yandaki görselinde saat 8.30. 8.30'u ben İngilizce'de nasıl ifade ediyorum? Half past şeklinde ifade ediyorum. Öncelikle itsimi getirdim. Arkasından half pastımı getirdim. Peki kaç buçuk arkadaşlar? Saat 8 buçuk. Half past 8 diyerek saat 8 buçuk şeklinde ben saatimi ifade ettim. Bir diğer yandaki saatinde saat 10'u çeyrek geçiyor. Peki çeyrek geçiyoru ben nasıl ifade ediyorum arkadaşlar İngilizce İngilizce'de? Quarter past şeklinde ifade ediyorum. Öncelikle itsimi getirdim. Kaç geçtiğini yazacağım öncelikle. Dediğim gibi Türkçe'dekinin tam tersi. Quarter. Evet ekranımız karardı. Hemen düzeltelim şunu. Tamam. It's quarter past. Onu çeyrek geçiyor. Ten diyerek. Ben it's quarter. It's quarter past. Ten diyerek saat onu çeyrek geçiyor şeklinde saatimi ifade ettim. Bir diğer örneğimde saat 5'i 20 geçiyor arkadaşlar. Peki bu tarzda aradaki rakamları geçiyor olarak geçiyor olarak ifade etmek için ben ne yazıyorum? Past yazıyorum. Bunu past ile ifade ediyorum. Öncelikle isim koydum arkadaşlar. Öncelikle kaç geçtiğini yazıyorum. Dediğim gibi 20 geçiyor. 20 past kaç 20 geçiyor arkadaşlar 5'i. It's 20 past 5 diyerek saat 5'i 20 geçiyor şeklinde cümlemi ifade ettim. Burayı anladınız umarım. Mesela biz bu saati Türkçe'de nasıl ifade ediyoruz? Saat 5'i 20 geçiyor diyoruz değil mi arkadaşlar? Ama burada önce geçeni arkasından Kaçı geçtiğini yazıyoruz arkadaşlar. Yani it 20 past 5 diyerek ben saat 5'i 20 geçiyor şeklinde cümlemi ifade ettim. Peki burada ne var arkadaşlar? Saat 3'e 10 var. Peki 3'e 10 varı ben buradaki var ifadesini nasıl ifade edeceğim arkadaşlar? To ile ifade edeceğim. It kaç var? 10 arkasından to'yu kalan anlamını katmak için getirdim. Kaç arkadaşlar? Three. Saat 3. Saat 3'e 10 var şeklinde cümlemi ifade etmiş oldum. Ve birinci sayfamı mükemmel bir şekilde tamamladım arkadaşlar. Arkada ne demişiz? Match the names of activities with pictures. İsimleri aktiviteler ile eşleştiriniz demişiz. Öncelikle burada verilen aktivite isimlerinin Türkçe karşılığına bakalım. Have a rest. Dinlenmek demek arkadaşlar. Dinlenmek. Take a shower. Duş almak. Shopping. Alışveriş yapmak. visit grandparents büyük anne ve büyük babayı ziyaret etmek, büyükleri ziyaret etmek arkadaşlar. Ben kısaca büyükleri ziyaret etmek yazıyorum. Buraya evet büyükleri ziyaret etmek yazalım. ve ziyaret etmek Have a breakfast kahvaltı yapmak arkadaşlar. Do homework ev ödevini yapmak. Peki, ilk görselimizde bir arkadaşımız var. Bu kız arkadaşımızın elinde poşetler var. Ne yapmış bu kız arkadaşımız? Alışverişe gitmiş. Peki, alışverişe gitmişse ben buna buradaki isimlerden hangisini koyabilirim arkadaşlar? Shopping. Alışveriş yapmak. Peki, bunu yerleştirdim buraya. İkinci olarak kahvaltı yapan bir arkadaşımız var. Burada kahvaltı yapmaya biz ne dedik arkadaşlar? Have breakfast. Üçüncü resimde arkadaşımız hamakta dinleniyor arkadaşlar. Dinlenmek için ne dedik? Have a rest. Dördüncü olarak burada arkadaşımız bir şeyler yazıyor, çiziyor. Yani ne yapıyor burada arkadaşlar? Ders çalışıyor. Bir yandan da ev ödevini yapıyor diyelim. Do homework. Ev ödevini yapmak. Burada küçük bir kız arkadaşımız var. Ve dedesini, anneannesini ya da babaannesini ziyaret etmiş. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Büyüklerini ziyaret ediyor. İngilizce'deki karşılığı visit grandparents. Peki son olarak burada bir arkadaşımız ne yapıyor? Duş alıyor. Arkadaşlar duş almanın İngilizce'deki karşılığı neydi? Take a shower diyerek bu sorumu güzel bir şekilde tamamlamış oluyorum. Peki Arka sayfadan devam ediyoruz. İki kere çıkarmışız. Hop attık. Ne demişiz? Verilen bilgilere göre resimlerin altına tik işareti veya çarpı işareti koyunuz demişiz. Peki arkadaşlar burada Ceyda, Elif ve Cenk'in bu yiyeceklerden hangisini sevdiğini ya da sevmediğini bu bilgilerde göreceğiz. Peki hemen Türkçe'ye çevirelim. Ne demişiz? Ceyda likes apple juice. Ceyda elma suyunu sever. Ceyda için elma suyuna tik attım. Toast. Toastu sever. Toasta tik attım. And meatball. Meatball arkadaşlar. Köfte demek. İngilizce'deki karşılığı. Peki yazdım. Devamında but she doesn't like. Ama o sevmez. Neyi sevmezmiş? Pizza. Pizza'yı sevmezmiş. And orange juice. Juice. Yani Portakal suyunu sevmezmiş arkadaşlar. Peki aynısını şimdi Elif için yapıyoruz. Elif likes pizza. Elif pizzayı seviyor. Orange juice yani portakal suyunu seviyor. But, fakat she doesn't like apple juice. Elma suyunu sevmiyor. Toast, tostu sevmiyor. And meatball ve köfteyi sevmiyor arkadaşlar. Üçüncü olarak Cenk'e bakıyoruz. Cenk likes orange juice. Yani Cenk... Portakal suyunu seviyor. Koydum. Meatball and toast. Köfteyi ve tostu da seviyormuş arkadaşlar. Evet, ben bu cümleyi buraya koydum ama biz onu öyle anlayalım. But he doesn't apple juice and pizza. O elma suyu ve pizzayı ne yapıyor arkadaşlar? Sevmiyor. Şeklinde ben burada sorumu güzel bir şekilde cevapladım arkadaşlar ve arka sayfama geçtim aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini yazınız demişiz. Study çalışmak, ders çalışmak anlamında arkadaşlar. Ders çalışmak. Hardworking çalışkan. Healthy sağlıklı. Nutrition besin. Sell satmak buy satın almak cheap ucuz expensive ise arkadaşlar pahalı anlamına gelmekte. Evet burada da güzel bir Türkçe İngilizce isim karşılaştırması yapmış olduk ve son sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümleleri simple present tense Türkçedeki karşılığı ile geniş zaman ile tamamlayınız demişiz arkadaşlar. Öncelikle ben simple present tense yani geniş zaman ile cümlelerimi kurarken nelere dikkat ediyorum bunları bir hatırlayalım. Eğer ben cümlelerimi I, you, we, they öznelerinden herhangi bir ile başlıyorsam ve bu cümlelerim arkadaşlar benim olumlu bir cümle ise ben hemen bu öznelerden sonra gelecek fiilimin birinci halini yazarak cümlemi ifade ediyorum. Eğer ben olumlu bir cümleyi he, she, it öznelerinden herhangi biri ile kuruyorsam arkadaşlar bu öznelerden sonra gelen fiilime ben ne yapıyorum? S takısı ekliyorum arkadaşlar. Buradakilerde isimlerin yazılışına göre S mi, es mi, I, yes mi gelecek şeklinde bahsedilişi arkadaşlar. Peki bu şekilde olumlu cümleleri bahsettim. Ne dedim? they öznelerinden herhangi biriyle başlıyorsam. Bu öznelerden sonra direkt olarak fiilin birinci halini getiriyorum. Eğer ben geniş zamanda olumlu bir cümleye hişit he, öznelerinden herhangi biriyle geliyorsam. Bu öznelerden sonra gelen fiilimin birinci haline S takısı getiriyorum. Veya duruma göre diğer eklerim. Yine S takısı oluyor ama. Peki benim cümlem olumsuzsa ve ben geniş zamanda bir cümle kuruyorsam arkadaşlar. Ve cümleme... I you we they öznelerinden herhangi biriyle başlıyorsam hemen bu öznelerden sonra don't olumsuzluk ekini getiriyorum ve arkasından fiilimin birinci halini getiriyorum. Eğer ben geniş zamanda olumsuz bir cümleye he she it öznelerinden herhangi biriyle başlıyorsam bunlardan sonra hemen olumsuzluk belirtmek adına doesn't'ı arkasından ise fiilimin birinci halini getiriyorum. Burada Genellikle yapılan hata öğrenci tarafından arkadaşlar olumsuz bir cümle kurarken hişit özneleri ile cümleye başlarken fiile es takıları getirmeleri. Arkadaşlar bunu sadece olumlu cümlelerde yapıyoruz. Olumlu cümlelerde ben hişit he öznelerinden herhangi birini seçip geniş zamanda olumlu bir cümle kuruyorsam orada fiilime es takısı getiriyorum. Ama ben geniş zamanda olumsuz bir cümle kuruyorsam ve cümleme hişit he öznelerinden herhangi biriyle başlıyorsam burada ben fiilimin direkt olarak birinci halini yazıyorum. Herhangi bir takı almıyor. Peki ben soruyu nasıl oluşturuyorum arkadaşlar? Şimdi ne dedim? I, you, we, they, he, she, it. Eğer arkadaşlar ben I, you, we, they öznelerini kullanarak bir soru cümlesi oluşturacaksam ne yapıyorum? Bunlardan önce do getiriyorum arkadaşlar. Yani do I, do you, do we, do they şeklinde. işit he, özlerinden herhangi biriyle soru oluşturacaksam Bunlardan önce de hemen başına daz getiriyorum. Yani daz he, daz she, daz iz şeklinde. Peki hemen örneklerimizi yaparak daha iyi anlayalım. I bla bla do my homework. Ben ev evet, ödevlerimi yaparım şeklinde geniş zaman belirten bir cümle kuracakmışım. Ben burada olumlu bir cümle kuruyorum. Ve özlemi, özlem ay öznesi. Ay öznesiyle cümleye başlamışım. Eğer ben geniş zamanda olumlu bir cümle kuruyorsam ve IUV'de öznelerinden herhangi birisiyle cümleye başlıyorsam Hemen bundan sonra ne yapıyorum? Fiilimin birinci halini alıyorum. Yani olduğu gibi yazıyorum. Ben burada I do my homework diyerek ev ödevlerimi yaparım şeklinde yapıyorum şeklinde bir cümle ifade ettim. İkinci olarak she blah blah go to the cinema every weekend demişiz. O her hafta sinemaya gider diyeceğiz. Arkadaşlar her hafta sonu sinemaya gider diyeceğiz. Peki ben burada olumlu bir cümle ifade edeceğim. Olumlu cümle ifade etmemin yanında cümleye hangi ile başlıyorum? Hişit he, özelerinden herhangi biriyle yani she öznesiyle başlıyorum. Ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Filme S Ekleyeceğim. Ben burada she goes to the cinema every weekend diyerek o her hafta sonu sinemaya gider şeklinde cümlemi ifade etmiş olacağım arkadaşlar. Peki ne demişiz? He bla bla parantez içinde watch TV every night. O her gece televizyon izler diyeceğiz. Özleme he öznesini seçerek başlamışım. Peki ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Olumlu bir cümleden bahsediyorum ayrıca. Hmm. Yani ne yapacağım? Buraya ben S takısı getireceğim arkadaşlar. He watches TV every night şeklinde cümlemi ifade etmiş olacağım. Peki bu sorumuzu mesela olumsuz yapalım. They blah blah visit their grandparents every Saturday. Evet. Onlar her pazartesi ne yapmazlar diyeceğiz arkadaşlar. Büyüklerini ziyaret etmezler diyeceğiz. Peki pazartesi diyorum Saturday dedik bu arada çok pardon arkadaşlar. Cumartesi olacak. Evet. Monday ile karıştırdık. Saturday, cumartesi. Onlar her cumartesi büyüklerini ziyaret eder diye, etmez diyeceğiz. Ne yapacağım? Olumsuz bir cümleden bahsedeceğim. Ve cümleme day özesiyle başlamışım. Bundan sonra hemen olumsuzluk ifade etmek için ben don't'u getireceğim. Arkasından ise fiilimin birinci halini yazacağım. They don't visit their grandparents every Saturday diyerek onlar her cumartesi büyüklerini ziyaret etmezler şeklinde cümlemi ifade etmiş olacağım. Peki bunu da olumsuz bir şekilde kuralım arkadaşlar. We blah blah walk along the coast every morning. Her sabah sahil boyunca yürümeyiz diyeceğiz. Cümleme we öznesiyle başlamışım. Ve olumsuz bir cümle ifade edeceğim için, ben olumsuz cümlelerde bir öznesiyle cümleye başlıyorsam, arkasından olumsuzluk belirtmek istiyorsam ayrıca don't'u getiriyorum. Arkasından da fiilimin birinci halini getiriyorum. When we don't walk along the coast every morning diyerek her sabah sahil boyunca yürümeyiz şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Bakın burada hem soru hem de özneyi yerleştirmemiz, yerleştirmemiz adına bir soru yazılmış. Öncelikle ben şi öznesiyle bir soru oluşturacağımdan dolayı bunun başına dazı getiriyorum arkadaşlar. Neden? Neydi çünkü? Hişit he öznelerinden herhangi birisiyle soru oluşturmak istiyorsak dazı getiriyorum. Arkasından ne yapacağım? Direkt olarak filmin birinci halini yazacağım. Does she clean the house every week? o her hafta evi temizler mi şeklinde geniş zamanına hitap eden bir soru cümlesi ifade etmiş olacağım. Peki Altta D ile ben soru cümlesi ifade edecekmişim. I, U, D özlerinden herhangi birini kullanıp ayrıca ben bunu soru oluşturmak istiyorsam bunlardan önce ne getiriyordum? Do getiriyordum. Do they arkasından gelen filmin birinci halini yazıyorum. Do they go to the gym three days a week? Onlar haftada 3 kez 3 gün spor salonuna gider mi şeklinde geniş zamanda cümlemi ifade etmiş alacağım arkadaşlar. Evet. Yazılı hazırlık çalışmamız bu şekilde. Aklınıza takılan bir yer olursa arkadaşlar yorumlarda lütfen belirtin. Yeni konu anlatımlarından veya yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için mutlaka abone olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.